İznik'te kazı çalışmaları ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İznik kazıları tanıtım filmiyle başlayan programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, dünyanın kültürel anlamda en kıymetli yerlerinden birisi olan İznik'in kıymetini bildiklerini söyledi. İznik, Roma'nın görkemiyle büyüdü. Bizans'ın ruhunu taşıdı ve Osmanlı'nın ihtişamıyla harmanlandı. Medeniyetlerin kavuştuğu İznik, hepimize geçmişin izinde geleceği inşa etme sorumluluğunu hatırlatıyor. Her gün biraz daha büyüyen bir kültürel miras merkezi haline getirmeyi ve sekteye uğrayan UNESCO sürecini yeniden canlandırmayı hedefliyoruz. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa'nın UNESCO kenti olduğunu hatırlattı. İznik'le ilgili UNESCO çalışmasının devam ettiğini söyledi. 2023 yılında 1 milyon 800 bin civarında müzelerimizi, özel ve devlet bakanlık müzelerimizi ziyaretçi sayılarımız var. 2024 yılında da bugün itibariyle, yani Eylül ayı itibariyle 1 milyon 300 bin kişi ziyaret etmiş. Bursa'da şu anda devam eden 10 adet kazı var. Mustafa Kemal Paşa fosil kazısı, Akçalar Aktopraklı Köyük kazısı, Apollyona Gölyazı Antik Kenti kazısı, İznik Roma Tiyatrosu, İznik Sualtı Bazilikası, İznik Çini Fırınları kazısı, İznik Hisardere Nekropol kazısı, Orhan ile Sinekkaya Mağarası kazısı, Karacabey Yeni Karaağaç kazısı, Keles Kıran Işıklar kazısı diye bu son 3 kazımız müze kazısı olarak bu yıl yapılacak ve gerçekten çok önemli şeylerin ortaya çıkarılabileceği bir kazılı ve bunu da buradan o 3 kazının da bu sene yapılacağını da size müjdesini vermek istiyorum. İznik Belediye Başkanı Kaan Mehmet Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in İznik'in değerini bildiğini, kendilerinin de İznik'i turizmde hak ettiği yere getireceklerini söyledi. Ortodoks ve Katoliklerle görüşmeye başladım. Çünkü 2014 yılında Sayın Başkanım Türkiye'ye Papa Hazretleri geldiği zaman Bartolomeos Bey ile birlikte 2025 yılı 325 yılında olan 1. İznik Konsülü'nün 1700. yılı onuruna burada bir kutlama düşündüklerini beyan etmişlerdi. O günden beri takip ediyorum. İlk önce din adamları buraya çok yoğun şekilde gelecekler. O yüzden başkanım çok iyi hazırlanmamız lazım. Gelen insanlar gerçekten değerli insanlar. O yüzden bunun neticesinde de ama bu iş durmayacak arkadaşlar. Bugün Efes, Meryem Ana gibi İznik'te aynı stadyoya gelecek.